PlayStation Türkiye'den herkese merhaba arkadaşlar, ben Özcan. Bu videomuzda Sucker Punch'ın uzak doğu temalı açık dünya aksiyon macera oyunu Ghost of Tsushima'nın 20 Ağustos'ta hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5 için çıkacak Director's Cut sürümü hakkında bilmeniz gereken bazı detayları anlatıyoruz. Öncelikle söylememiz gereken şey, Tsushima adasının doğal alanlarıyla insanı büyülediği oyunun yeni sürümünün sadece PlayStation 4'ten bir port olmadığı. Bu, her zamanki PlayStation özel oyunu kalitesindeki bir oyunun yönetmen kurgusu ve genişletilmiş bir versiyon. Bu da yeni bir hikaye, yeni keşfedilecek bölgeler ve özellikler demek. Şimdi Ghost of Tsushima Director's Cut'ta bizi neler bekliyor görelim. Ghost of Tsushima Director's Cut'ta Tsushima'ya komşu olan iki adası yeni bölgemiz olarak dikkat çekiyor. İki adasının doğal güzelliklerini keşfederken aynı zamanda bu bölgenin canlılarıyla da karşılaşacağız. Bu yeni bölgemizin yanında farklı bir hikaye ve farklı düşman tipleri de bizi bekliyor. Oyunda tamamen yeni bir hikaye ve yeni karakterlerin ötesinde keşfedilecek yepyeni ortamlar, kahramanımız Jin için yeni zırh gibi daha fazla içerik bulunacak. Ayrıca yeni mini oyunlar, yeni teknikler, evcilleştirilecek yeni hayvanlar ve daha fazlası da oyunda yer alacak. Hikaye açısından bakacak olursak, bu yeni hikayede Jin, Moğol varlığına dair söylentileri araştırmak için iki adasına gider. Ancak çok geçmeden kendisini geçmişinden bazı travmatik anları yeniden yaşamaya zorlayacak derin kişisel çıkarları olan olaylara kapılmış halde bulur. Adanın gözünüzü alamayacağınız doğal güzellikleri ve onurlu bir samuray olan Jin'in bu yeni yolculuğu bize yine harika bir oyun deneyimi yaşatmak için geliyor. Hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5'teki Director's Cut oyuncuları iki adası içeriğini deneyimleyebilecekken PlayStation 5 oyuncuları birkaç yeni özelliğe erişebilecek. Bunlardan biri Japonca dudak senkronizasyonu özelliği. PlayStation 5'in gerçek zamanlı sinematik oluşturma yeteneği sayesinde Ghost of Tsushima'daki ve iki adasındaki ara sahneler artık Japonca seslendirme için dudak senkronizasyonu sunacak. Ayrıca ana oyun online bir deneyim olan Ghost of Tsushima Legends modu ve iki adası genişlemesinde DualSense'in dokunsal tepkime ve uyarlanabilir tetikler desteği de olacak. Bunlarla birlikte PlayStation 5'te 3 boyutlu ses, kısalan yükleme süreleri, dinamik 4K ve 60 FPS hedefleyen kare hızları da sunuluyor. Bir güzel haberimiz de, PlayStation 4'te Ghost of Tsushima'ya zaten sahipseniz kaldığınız yerden devam etmek için oyun kaydınızı PlayStation 5'e aktarabileceksiniz. Yeni oyuncular için ise iki adası içeriği Toyotama bölgesine gittikten sonra Ghost of Tsushima'nın ikinci kısmından itibaren mevcut olacak. Bu videomuzda size Ghost of Tsushima Director's Cut hakkında bilmeniz gereken bazı detayları anlattık. Oyun hakkında daha fazla detay geldikçe sizlerle paylaşıyor olacağız. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve güncel haberler için bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.